bir şahıs için toplanan parayı başka bir kimseye verebilir miyiz? Kıymetli kardeşlerim, toplumumuzda şöyle bir uygulama söz konusu oluyor. İhtiyaç sahibi, işte bir şahıs söz konusu, bunun için insanlardan para toplanıyor. O kişi için, A şahsı için, B şahsı için ödemek hususunda bir havuz toplanıyor ve burada bir para birikiyor. Sonra belirli zaman sonra, diyelim ki o kişinin ihtiyacı çözülmüş, o parayı götürüp başkalarına verilmesi isteniyor. Bu şekilde bir uygulama yapılabilir mi? El cevap, bu doğru bir uygulama değil. Zira siz bu şekilde hayır yapan bizatihi siz değilsiniz. Siz arada aracısınız, yani vekilsiniz. Dolayısıyla o hayır parasını dilediğiniz şekilde yönlendirme hakkına sahip değilsiniz. Ancak size böyle bir yetki verilirse o müstesna. Bu nedenle muayyen bir şahıs için bir para toplandıysa, A şahsı için, B şahsı için bir para toplandıysa, diyelim ki elimizde o şahsın ihtiyacı yokmuş, onu götürüp öteki şahsa veremeyiz. Çünkü siz vekilsiniz, insanlardan onun için para topladınız. Ben diyelim ki o ilk kişi için bu parada, yani bu hayırda bulundum. Başkası olsa belki vermeyecektim. Siz bana muayyen olan o şahsı, A şahsını söylediğiniz için ben hayırda bulundum. Dolayısıyla benim A şahsına verin dediğim parayı siz benden izin almadan B şahsına veremezsiniz. Bu nedenle böyle durumlarda mümkünse, diyelim böyle para toplandı, ihtiyaç yokmuş. O zaman para, hayır topladığınız insanlara geri döneceksiniz. Böyle böyle kişinin ihtiyacı yokmuş, izin verirseniz ben bunu başkasına vermek istiyorum şeklinde. Ancak izin alarak başka bir şahsa bu ödemeyi yapabilirsiniz. Veyahut da en güzeli, en başta para toplarken, yani insanlara bir hayır havuzu kurarken esnek ifadelerin kullanılmasıdır. Yani herhangi bir ihtiyaç sahibi, illa AB şahsı olmasın. Çünkü AB şahsı dediğiniz zaman da, o olayı muayyenleştirdiğiniz zaman da o illa da oraya verilmeli. Ama esnek bir ifade kullanırsanız ihtiyaç sahibi. Ha, onun ihtiyacı mı yok? O zaman başka bir ihtiyaç sahibine kullanabilirsiniz. Niye? Çünkü parayı toplarken zaten bu manayla topladınız. Lütfen bu konulara da dikkat edin. Aksi takdirde burada yapılan ibadet hususunda, o ödenen paralar hususunda ciddi sıkıntı ortaya çıkacaktır. Belki de bu yapılan harcama sizin kendi adınıza çıkacaktır.